Merhabalar, bugün konumuz şarj dinamosu neden bozulur? Teknik bilgi içerir. Yani bu video, spoiler'ı verelim. Şarj dinamosunun çalışma mantığını, fizik kanunları, Faraday prensipleri, alternatif akım, direkt akım, yani detaylı bir şarj dinamosunu anlatacağız ve bunun üzerinden de neden bozulduğunun açıklamasını yapacağız. Videomuza başlayalım. Elektromanyetizmanın iki büyük ismi var. Bunlardan ilki Edison. Biliyorsunuz elektrik ampulü bulan adam. Ve araçlarımız Edison'ın ilkelerine göre yani direkt akımla çalışıyor. Ama bu gördüğünüz parça elektrik rotoru. Bunu da Michael Faraday buldu. O da alternatif akımın mucidi. Ve bu yüzden de bu parça alternatif akım üretiyor. Yani aracımız direkt akımla çalışırken bu parçayı alternatif akımın mucidi Faraday bulduğu için ve bu parça doğası gereği alternatif akım üretiyor. İşte bu durumda şarj dinamosu arızasının nedenlerinin başını oluşturuyor diyebiliriz. Bu iki sistemin birbirinden aslında farklı olması. Hemen kısaca alternatif akım ve direkt akımın farkını söyleyelim ki net anlayalım. Direkt akım, elektrik akımı sadece tek bir yöne hareket ederken alternatif akımda elektrik akımı ileri geri, ileri geri, ileri geri, ileri geri hareket eder. Direkt hareket eden akım insanı çarpmazken, bu yüzden akünün elektriği bizi çarpmaz çünkü direkt akımdır. Yoksa aküde bir 100 wattlık ampulü yakacak kadar akım vardır. Ama alternatif akım bizi çarparken, yani şarj dinamosunun ürettiği akım bizi elektrik çarpmasına maruz bırakabilirken, aracın üzerindeki hiçbir elektrik bizi çarpmaz çünkü direkt akımdır. Konumuza geri dönelim. Şarj dinamosu neden bozulur? Genellikle bilinenin aksine şarj dinamosunun gövde kısmında bir arıza meydana gelmez. Çünkü bu elektrik rotorları çok çok uzun ömürlüdür. Genellikle bu rotor kısmında zaten kompleks bir yapı değil, içinde artı ve eksi yüklü mıknatıslar çevresinde sargımız var. Genellikle arızalar alternatif akımı direkt akıma çeviren diyotlarımızda ya da fazla elektrik, yüksek elektrik akımı koruması dediğimiz konjektör kısmında meydana gelir diyebiliriz. Şurada gördüğünüz diyot parçası, şurada gördüğünüz diyot tablası, iç kısmında diyotlar bulunur ve alternatif akımın önüne bir engel oluşturarak akımın ileri geri hareket etmesinden bahsetmiştik. Sadece ileri hareket edip geri hareket etmemesini sağlar. Yani alternatif akımı direkt akıma dönüştürür. Bu sayede direkt akım hiçbir aracımızın donanımına zarar vermez, akümüze zarar vermez, akümüzü şarj eder. Araç içi donanımlarımız direkt akımla çalışır. Bu diyotların arıza yapması şarj dinamosu arızasının baş nedenlerinden biri. Şarj dinamosu neden bozulur? İçindeki diyotlar yüzünden diyebiliriz. Diğeri de şarj dinamosu bilindiği gibi motorun devrine göre hareket eden bir parça. Bu yüzden sabit bir elektrik üretmiyor. Yani anlık elektrik üretiyor. Motor devri düşükken daha düşük, yüksekken daha yüksek. Ama bizim elektrik donanımlarımızın sabit bir elektrik alması gerekiyor. Hani elektrikler bir anda gelir gider, evimizde elektrik donanımlarının arızalarını görürüz yüksek akım yüzünden. Hatta çoğu elektronik malzemenin içinde de yüksek akım koruması vardır. Evimizde şarteller vardır. Yüksek akımda hemen şarteller atar vesaire. Araçlarda da bu yüksek akımın koruması konjektörlerimiz. Şarj dinamosu konjektörleri gerekli olduğu durumlarda şarjı keserek aracın donanımlarını korur. Hatta yeni model araçlarda konjektörler yakıt tüketiminin azaltılması için motor kontrol ünitesine bağlı daha kompleks bir şekilde çalışabiliyor. Mesela rampa çıkarken konjektörler sayesinde şarj üretimi araçta durduruluyor. Bu şekilde aracın motoruna fazla yük binmesi engelleniyor. Araç rampa aşağı inerken araç yükte, yani kısacası araç yükteyken şarj kesiliyor. Araç yükte değilken şarj edilmesi sağlanıyor. Bu sayede yakıt tasarrufu ve motorun kendi kendine ürettiği ivmeyle elektrik üretilmesi sağlanıyor diyebiliriz. Yani şarj dinamosu neden bozulur? İkinci konumuz konjektör. Şarj dinamosu konjektör arızası şarj dinamosunun bozulma nedenlerinden biri. Çünkü bu parça bozulduğu zaman akım, yüksek akım koruması devre dışı kalacağı için şarj akımı kesiliyor. Aracımızda elektrik üretimi de durmuş oluyor. Onun haricinde bu kastak ve rulmanla alakalı arızalarımız var ama bu dış parça olarak görüyorum ben. Şarj dinamosunun rulmanının uğultusu vesaire, onlara, o konulara o yüzden hiç girmiyorum diyebilirim. Yarın şarj dinamosu arızası nasıl anlaşılır videomuz olacak. O videoda da bugün anlattıklarımdan biraz bahsedeceğim. Detaylı şarj dinamosu videosu yarın yayında. Bunu bir ön video, çalışma prensibi videosu gibi düşünebilirsiniz. Videomuzu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve bizlere destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi kapanış ekranına geçelim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Her türlü arıza, araçta yaşadığınız problemlerle alakalı ya da izlediğiniz video ile alakalı
eklemek istedikleriniz, belirtmek istedikleriniz, her türlü durum için aşağıdaki yorum bölümünü kullanabilirsiniz. Bize gelen soruları günlük olarak cevaplamaya gayret ediyoruz. Fakat günde yüzlerce soru gelebiliyor. Bu yüzden abonelerden gelen sorular daha hızlı ve öncelikli cevaplanıyor. Sorularınıza hızlı yanıt almak isterseniz ve bizlere ve kanalımıza destek olmak isterseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sağlıklı ve arızasız günler dileriz.